Kontürün bilançosuna bakalım arkadaşlar. Evvela net işletme sermayesinde şu an için bir sıkıntı gözükmüyor. Lakin net borç bir çeyrekte 563. 4 milyon artarak eksi 427 milyona çıkmış arkadaşlar. Yani kasada para da varmış, onu da tüketmiş. 427 milyon şu anda net borçlu arkadaşlar. Fakat çok ciddi yatırımlar yapmış. Yani bu borcun çok üstünde yatırımlar yapmış. Onu biliyoruz. Nakit akışları da olumsuza doğru gitmiş. Yani kar yapmış ama kasaya para girmemiş arkadaşlar. Burada da bir sıkıntı var. Ancak dediğim gibi yatırımlar yapmış. Bu konuyu bir kenara alıyoruz. Aklımızda bulunsun deyip araştırıyoruz. Biz gelelim faaliyetlere arkadaşlar. Çeyreklik bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdelik değişime bakıyoruz. Artmış mı azalmış mı? Artmışsa artmını, azalmışsa azalmışını söylüyoruz. Biz gelelim hasılattan 2022'ye 3'ten yani bu çeyrekteki bir önceki yılın aynı çeyreğe bir de bir önceki çeyreğe bakıp kabataslak bir yorum yapacağız. Geçen sene bu zamanlar eksi 49'muş. 12 ile şey arasındaki 3 arasındaki düşüş bu sene eksi 40,77 olmuş. Bir önceki çeyrekte 170 olduğunu düşünürsek hem bir önceki çeyrekten hem geçen seneki çeyrekten yüzdelik olarak çok ciddi oranda bir hasılat kaybı yaşamış. Bu hasılat çok önemli arkadaşlar. Eğer bu da kayıp yaşanıyorsa çok ciddi. Bir de kâr marjı da bozuluyorsa zaten ekstra. Neyse bakalım her sattığı maldan ne kadar faaliyet kârı yatıyormuş. Geçen sene 14,95'miş. Bu sene eksi 1,42'ymiş. Bir önceki çeyrekte 14,53'müş. Bak hem hasılat düşmüş hem hasılatından yaptığı kâr da kâr yapmamış zarar etmiş. Öyle gözüküyor yani bir önceki çeyreğe göre. Şimdi tabii sıkıntı oluşturuyor arkadaşlar bunlar. Gelelim öz kaynaklarıyla ne yapmış? Her 100 liralık öz varlıklarıyla geçen sene 11,12 faaliyet kârı üretirken şu anda eksi 0,60. Bu gördüğünüz şu öncekini anlatmaya gerekiyor. Bu gördüğünüz son 6 çeyreğin en kötü performansı olmuş. Net kâra gelelim. Geçen sene 15,09'muş. Şu anda 10,48. Bir önceki çeyrek 58,10. Zaten bir önceki çeyrek değerlendirme falan filan. Net kâr kalemi de çok önemli değil ama geçen seneki göre o da son 6 çeyreğin en kötü performansı olmuş. Öz kaynak bir mesele bakalım arkadaşlar. Öz kaynakları nasıl olmuş çevresel olarak. Geçen sene 15,15'miş. Şu anda 5,08. Bir önceki çeyrek 166'ymış. Yani artık yeniden değerlendirmeyle o kadar aylıkla çıkmış ki. Şimdi yeniden değerlendirme bitince birdenbire çukura düşmüş. Yani geçen senekinde en son yani 6 çeyreğin evet 6 çeyreğin en kötü performansı olmuş arkadaşlar. Burada da anlatmaya gerek yok. Zaten gözüküyor. Şimdi gelelim öz kaynak büyümesini yıllık olarak 2022'ye 9'da 144'müş. 2022'ye 12'de zirve yapmış 350. Oradan 311'e düşmüş. Muhtemelen bu düşüş de devam edecek arkadaşlar. 300 büyüme falan çok zor şeyler bunlar. Bir sonraki çeyrekte göreceksiniz zaten bunun aşağı doğru evrildiğini. Neyse arkadaşlar gel gelen fiyat hareketini. Bizim baz aldığımız noktada 2021'de fiyat 12 18'miş. Oradan bu yana öz kaynaklar %600 büyürken fiyat %817 gitmiş. Öz kaynak büyümesinin önüne geçmiş. Bu birinci sıkıntı. Çünkü öz kaynak büyümesinin önüne geçince sıkıntı oluşuyor. Bir de düşünün bu fiyatlar 111 değildi. 200 liradan mı geldi? Kaç liradan geldi? Absürt bir şeyden geldi. Neyse arkadaşlar defter değeri kaç liraymış? 6,72. Halka açıklık oranı 39. En düşük piyasa değeri defter değeri 6,74. Şu anda 16,63. Bir üst düzeyde yer alan bir şirketimiz FK 34,94 fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 21,78. Gelin bunu bir kıyaslayayım bakın bu getiri kıyaslaması yapalım. Arkadaşlar bu 6,72'yi siz ne kadar fiyat verirseniz verirseniz istesen 6 milyon ver. Bu şu anki büyümeyi sürdürürse %311 ile 20 lira 91 kuruş para kazanacaksınız. Peki fiyat nerede? 111,80'de. Bunu %33'de yatırırsanız 36 lira 80 kuruş. Aynı şekilde 111 lira 80 kuruşu herhangi bir maddi varlık alırsanız enflasyonla karşısında 63 lira 14 kuruşla geliriniz olacak. Dolayısıyla hisse şu anki performansıyla hem enflasyonun hem de faizin gerisinde kalmış. Şimdi yatırım yapıyor falan. Evet yatırım yapıyor. Ben onunla haberim var. Onu ekstradan inceleyeceksin. Ben fotoğraf çektim. Fotoğrafta hasılat düşmüş. İyiye gitmiyor. Öz kaynak büyümesi düşmüş. İyiye gitmiyor. Kim ne hikaye yazarsa yazsın. Ama burada biz fotoğraf çektik. Fotoğraf ben iyiye gitmiyorum diyor.
Bu kadar. Buradaki yorumlar al sat tut tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olursanız bu sizin lehinize olacak. Değişik bir bakış açısıyla bir an çeyrek göreceksiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.